Çekil, bırak beni dedim. Git buradan, git, bırak beni. Git. Priyo. Lütfen bana bunu yapma, bırak gideyim. Lütfen yapma, lütfen. Priyo. Priyo. Yapma. Priyo. Priyo nereye gitti? Onu hiçbir yerde bulamadım. Bırak beni. Priyo. Priyo. Vipam ne yapıyor? Onu durdurmamız gerek dostum. Vipam bir iddia için nasıl bu kadar alçılabilir anlayamıyorum. Bu insanlar neye bakıyor? Siz neye bakıyorsunuz? Hadi. Hadi Manas. Manas hadi al topu al. Hadi yakala şu topu. Yakala. Kız nereye gitti böyle? Beni basket maçıyla oyaladı, şimdi kendi kayboldu. Bu kız sürekli koşturup duruyor, yerinde durduğu yok ki. Şimdi evin içinde fare gibi dolanıp duruyordur. Kim bilir nerede? Affedersiniz, siz neye bakıyorsunuz? Şey Purvi, biz... Purvi, biz sadece cama doğru dönmüştük, video izliyorduk. Çek şunu Tanrım, bu ne böyle? Neden bana gösteriyorsun? Çeksene şunu. Sizde hiç utanma yok mu? Kıl payı kurtulduk. Ama Vipav'ın yaptığı şey yüzünden hepimizin başı belaya girebilir. Çocuklar, keşke Vipav'la iddiaya girmeseydik. Çünkü yaptığı şey gerçekten çok yanlış. Doğru. Bu olamaz. Abla! Ben sanırım bir ses duydum. Priyo bana mı seslendi? Burada mıydın? Evet, siz Priyo'yu gördünüz mü? Onu bir türlü bulamıyorum. Her yere baktım ama bulamadım. Sanırım şu tarafa gitti. Git oraya bak. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Doktor, hemen oraya geliyoruz. Hadi iç şu suyu, iç. Hayır, beni çağırın. Tamam, sen önce suyunu iç. Anne, abi, doktor bizi bekliyor. Onu hemen hastaneye götürmeliyiz. Fili çağır, yoksa hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Oğlum, şimdi filin nerede olduğunu bilmiyorum. Çok kan aman var. Hadi gidiyoruz. Hadi Fili çağırın. Hadi gidip bakın. Purvi'yi bulun çabuk. Daha demin buradaydı. Nereye gitti? Yardım edin! Yardım edin! Bu Priyo'nun sesi. Acaba neden yardım istiyor? Baksana abla,
Sakın Vipav onu herkesin önünde küçük düşürmek yerine... Hayır. Hayır. Vipav aklı başında bir çocuktur. Düşündüğün gibi bir şey yapacağını sanmıyorum. Gel. Gidelim. Hadi gel. Filio! 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 Aman Tanrım, ne yapacağım ben? Vipav ortalarda yok ve o ses Filio'nun sesi miydi? Sanki içimden bir ses Filio'nun başına kötü bir şey, çok kötü bir şey geldi diyor. Ona kaç kere söyledim. Bana haber vermeden bir yere gitme dedim. Şimdi onu nerede arayacağım bilmiyorum. Bayan Purvi! Bayan Purvi! Ne oldu Dipo? Neden Purvi'yi arıyorsun? Manas yaralandı. Ne? Çok kanaması var. O yüzden muhtar Bayan Purvi'yi çağırmamı istedi. Bir dakika. Beni dinle. Sen git. Ben Purvi'yi bulup oraya getiririm. Hadi git. Tamam. Abla, Purvi şu tarafa doğru gitti. Hadi gidip çağıralım. Bela'yı ayağına çağırmazsın. Uzaklaştırırsın. Şimdi ben ne dediysem onu yapacaksın. Tamam mı? Beni çok iyi dinle. Nerede? Daha demin buradaydı. Nereye gitmiş olabilir? Daha demin buradaydı. Nereye kayboldu bu kız? Anne sen Manas'la ilgilen. Ha, ben tamam, Purvi'yi tamam. Bulacağım. Çabuk ol. Bu Purvi gelmeyecek. Sorun ne? Ona Manas'ın yaralandığını söyledim ama... Ama ne? Söylesene. Ama bana Priyu'yu hiçbir yerde bulamadığını söyledi. Sanırım kaybolmuş. O yüzden onu bulduktan sonra gelecekmiş. Yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır dayı. Yalan söylemiyorum. Manas bu durumdayken nasıl yalan söyleyebilirim? O Purvi, ben de seni arıyordum. Hadi gidelim. Herkes seni arıyor ve Manas senin adını sayıklayıp duruyor canım. Manas herhalde beni oynamak için çağırıyor ama şu anda Priyu'yu bulmam daha önemli. Bana inanmayacağınızı biliyordum zaten. Hepiniz yalancı olduğumu düşünüyorsunuz. O yüzden Jyoti'yi Purvi'nin yanında bıraktım. İsterseniz onu arayıp konuşun. Gerçeği kendiniz görün. Hayır, şimdi çok önemli bir işim Bekle, var. Bekle, seni arıyorlar. Baksana. Hayır, şu anda çok önemli bir işim var. Kimseyle konuşamam lütfen. Evet abla. Alo. Alo Jyoti. Burada kimse Purvi'ye Manas'ın yaralandığını söylediğime inanmıyor. Söylesene bize Priyu'yu bulduktan sonra geleceğim demedi mi? Bir dakika bak ne diyeceğim. Purvi'yi telefona ver de kendileri görsünler. En azından ben suçlanmamış olurum tamam mı? Burada bana inanmıyorlar. Beni suçluyorlar. Tamam hemen hallediyorum. Purvi dur. En azından bir ben kere kardeşimi konuş. Bulamıyorum diyorum. Sen bana telefon O zaman diyorsun. Ne demek istiyorsan kendin söyle. Brandra, Priyu'yu bulana kadar hiçbir yere gelemem. Lütfen Fili çağırın. Canım çok acıyor benim. Çocukcağız acı içinde beni kıvranıyor. Beni çok iyi dinle aptal kız. Benim sana ihtiyacım yok. Kız kardeşin senin için ne kadar önemliyse Manas da benim için o kadar önemli. Eğer Manas seni çağırıp durmasaydı, sana sormazdım bile. Brandra, Manas çocuk ama sen yetişkinsin. En azından anlamasını sağlayabilirsin. Manas çocukça bir neden için çağırıyor beni. Ayrıca Priyu'yu bulmak sizinle oyun oynamaktan daha önemli. Umarım şimdi bana inanmışsınızdır. Priyu! Priyu! Gelecek. Baksanıza zavallı çocuk nasıl ismini sayıklayıp duruyor. Ama Purvi'nin umurunda bile değil. Çocukcağız bütün gün evde Purvi'nin peşinde dolanıp duruyor. Etrafında dört dönüyor. Ve Purvi şu durumda bile gelip ona bakmıyor.
Çocuklar onu anneleri gibi seviyor. Ama Purvi onlara üvey anne muamelesi yapıyor. Bu iğrenç, iğrenç. Ben böyle merhametsiz ve gaddar bir kadın... Oğlum, bir yanlış anlaşılma olduğuna eminim. Lütfen, onu korumayı keser misin artık? Telefonda neler dediğini hepimiz duyduk. Yanlış anlaşılma falan yok. Bu kadar yeter. Aptal kız. Ne benim ne de çocukların ona ihtiyacı var. Jui ve Manas'la ben ilgilenebilirim. Biri yok. Gel oğlum, hastaneye gitmeliyiz. Hayır, önce Fili çağırın. Fil'e ihtiyacımız yok oğlum. Fil gelmeyecek. Çok kanamam var. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Hadi. Gel, gidelim. Hadi oğlum. Hadi. Hadi arabayı çalıştırın. Fil'i istiyorum ben. Odaların kapısı açıktı. Peki bu odanın kapısı neden kilitli? Şuradan sağa dön, daha hızlı gideriz. Hadi. Acele et. Çok kanaması var. Bayılmak üzere. Çabuk ol. Çabuk. Hadi daha hızlı gitsene abi. Sen de doktoru ara. Kapı neden içeriden kilitli? İçeride kim var? Senin gibi kızlar benim için sadece ayakkabı gibidir. Onları bir süre kullanıp sonra bir kenara atarım. Bak, şimdi hayatın boyunca bana tokat attığını pişman olacaksın. Orada kim var? Kapıyı açın. Kapıyı aç. İçeride kim var? İçeride kim var dedim. Kapıyı açın. İçeride kim var dedim. Hemen aç şu kapıyı. Seni uyarıyorum. Olamaz. Ablası dışarıda ve ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Orada kim var? Orada kim var? Kimsiniz? Sen iyi misin? Hadi Manas, gidelim. Manas. Birisi hediye getirsin. Manas, sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Merak etme. Doktoru çağırın. Çabuk olun. Doktoru çağır. Doktor Şarma buradaysa onu çağır. Eğer mümkünse uzman bir doktor çağırsınlar. Bugün yaptıkların için seni hayatım boyunca affetmeyeceğim aptal kız. Sen iyi misin? Söyle bana. Kim yaptı? Kim? Söyle Priyo lütfen. Priyo ben. Ben. Vipa. Priyo ben Vipa'nın iyi bir olmadığını biliyordum. Sana söyledim.
En büyük korkum gerçek oldu. Biliyorum, o yüzden onunla buluşmanı istemedim. Ben bunu senin iyiliğin için istedim. Onu istemedim biliyorum. Çünkü niyetinin kötü olduğunu biliyordum. Onun kötü bir insan olduğunu biliyordum. Sana böyle yapacağını biliyordum. Onun kötü biri olduğunu biliyordum. Abla, seni şimdi anladım. O bana kötülük etti. Beni kandırdı. Sen sakın merak etme. Her şey yoluna gidecek. Ben Brenda ile konuşacağım. O Vipa'yı mutlaka cezalandıracak. Eğer küçücük şeylere bile ceza veriyorsa, ona bu günah için kesinlikle bir ceza verecektir. Ağlama lütfen. Her şey yoluna girecek. Vipa'nın bundan kurtulmasına izin vermeyeceğim. Sana yaptıklarından sonra bundan kolay kolay kurtulamayacak. İnan bana kardeşim. Biliyorum. Lütfen ağlama. Her şey yoluna girecek. Göreceksin. Her şey yoluna girecek. Merak etme sen. Kardeşim, yanındayım. Yanındayım. Çocuklarıma çok çok büyük bir haksızlık yaptın aptal kız. Eğer çocuklar senin için önemli değilse, o zaman neden annelik yaptın onlara? Neden annelerinin yerini aldın? Neden benim Juhi'mi ve Manas'ımı kandırdın? Otur. Yavaş. Sen sakın kalkma. Ben sana zerdeçallı süt getireceğim. Hemen dönerim. Benimle evlenir misin? Hayat boyu arkadaşım olur musun? Evet. Vipav'ın kardeşime yaptığı şey öyle canavarca bir şeydi ki. Brenda, bana inanmak zorundasın. Kardeşim dediğin adam rezil ve iğrenç bir insan. Yaptığı şey için onu cezalandırmak zorundasın. Beni kandırdı. Ağlama. Lütfen üzülme Pirim. Bu yaptığı şey için mutlaka cezalandırılacak. Sakin ol. Hanımefendi. Diğerleri eve geldi mi? Hayır hanımefendi. Henüz kimse dönmedi. Nasıl yani? Hastaneye gittiler. Manas oyun oynarken yaralandı. Şimdi yoğun bakımda. Ne? Manas yaralandığı için herkes çıktı evinden, aceleyle ayrılmış olmalı. Aman Tanrım, bütün bu olanlardan haberim bile yoktu. Bir an önce hastaneye gidip Manas'ı görmeliyim. Ben acaba kardeşimle ilgilenir misin? Biri ben gidip Manas'a bakacağım. Lütfen ona sütünü içir, olur tamam. Mu? Bunu bir tek sen yapabilirsin dostum. Onu kandıracağımı tamam söylemiştim, evet, değil öyle mi? Yenge, sen burada mısın?
Herkes Manas'la birlikte hastanede. Sen de gidersin sanmıştım. Kız kardeşinin yaptığı hatayı sen de tekrarladın. O da arkadaşlarımın önünde tokatlamıştı. Bugün sen de aynı şeyi yaptın. Onun intikamını aldım. Ve şimdi bununkini de alacağım. Ve intikamımı aldıktan sonra Viva Pratap Singh ismini hayatın boyunca unutamayacaksın. Viva Pratap Singh, sanırım benim Purvi Virendra Pratap Singh olduğumu unuttun. Ve Virendra Pratap Singh senin sadece abin değil, aynı zamanda bu köyün muhtarı. Ayrıca bu işlediğin günahın bedelini ödeyeceksin. Seni kimse kurtaramayacak. Sana öyle bir ceza vereceğim ki Priyu'nun kalbine ve bedenine açtığın yaradan çok daha kötüsünü yaşatacağım. Hemen gidip bu yaptığın şeyi Virendra'ya anlatacağım. Ona Priyu'ya yaptığın kötülüğü söyleyeceğim. Onun hayatını nasıl kararttığını anlatacağım. Abim Priyu'nun nasıl bir kız olduğunu biliyor. Karakterini, niyetini ve yaptıklarını, emin ol, her şeyi biliyor. İstersen koşa koşa gidip beni şikayet et. İstersen abime seni ben götürürüm. Daha önce de beni abime şikayet etmiştin. Ne oldu peki? Sana ne cevap verdi? Konuştuklarına dikkat et. Özellikle bu evin duvarlarının içindeyken konuştuklarına dikkat et. Bir kaşık suyun içinde fırtına çıkarmak ve yalan söylemek istediğini kanıtlamak benim için uzun sürmez. Ben bu ailenin oğluyum ve sen gelinsin. Hem de satılmış gelin. Abim erkek kardeşine satılık gelininden daha çok güveniyor ve sen de bunu iyi biliyorsun yenge. Dinle aptal kız, öncelikle Vipav'ın kız bulma sorunu yok. Senin kız kardeşinle neden ilgilensin? Bana Vipav'ın nasıl biri olduğunu anlatmana gerek yok. Onu suçlamadan önce kendi kız kardeşinin hareketlerine bak. O da masum sayılmaz. Ne düşünüyorsun yenge? Abimin önünde kız kardeşinin suçsuzluğunu nasıl kanıtlayacağını mı düşünüyorsun? Çünkü abim benim kız kardeşinin peşinde olmadığımı, tersine bu evin gelini olmak istediğini çok iyi biliyor. Kız kardeşinin niyetinin ve yaptıklarının farkında. Bir düşün. Beni ona yaptığım gibi büyük bir suçla suçlarsan gerçekten inanacağını mı sanıyorsun? Ne kanunlar ne de abim elinde kanıt olmadığı sürece bir şey yapamaz. Şimdi bunları unut ve git kardeşine de söyle artık ne olduysa oldu. Hadi git. Sanırım bir şey daha unuttun Vipav. Gerçeğe kanıta ihtiyacı yoktur. Ve bütün kötülükler bir gün mutlaka cezalandırılır. Bu evde kimse benim yanımda olmasa bile Tanrım her zaman benim yanımda olacak. Tanrı'nın adaleti elbet yerini bulacak. Ben Virendra'ya bu konuda güveniyorum. Hem sen kendine ne sanıyorsun Vipav? Cezalandırılman için elimden geleni yapacağım. Sen kendini ne sanıyorsun? Muhtar dediğim benim abim. Ona kanıt göstermediğinde seni aç vahşi köpeklerin önüne atmıştı. Bu sefer sana neler yapabilir bir düşün. Ağlama, ağlama. Priti, Joey'yi al da ona bir şeyler yedir. Sütünü de içirmeyi unutma, tamam mı? Hadi, hadi gidin. Dikkatli olun. Doktor, söyleyin. Manas nasıl? Birinci hala kapalı. Bir süre gözlem altında tutmamız gerekecek. Kafasına ciddi bir yara almış ve çok kan kaybetmiş. Bu arada Phil kim? Virendra, Priyu'yu bulmadan oraya gelemem. Öyle biri yok. Phil diye birini tanımıyoruz. O herhalde evdeki oyuncağını falan düşünüyor. Onu sayıklıyordur. Ben de çok özlediği bir yakınını sayıkladığını düşünmüştüm doğrusu. Neyse. İzninizle. Jyoti, baksana. Zavallı Manasçık. Phil'i bu dünyada her şeyden çok seviyor. Ama Phil hayatını kurtarmak için buraya gelmiyor bile. Eğer Phil'in yerinde ben olsaydım, onun yanından bir saniye bile ayrılmazdım. Onunla konuşurdum, onu kendine getirirdim. Ama işin gerçeği, Phil ona ihanet etti. Şimdi Manas'ıma ne olacak? Manas nerede? Anne, anne, Manas, Manas nerede? Manas.
Vrendra, ben Manas'ı görebilir miyim? Hayır, onu göremezsin. Çünkü Manas'ı görme hakkını kaybet. O gün bana sorumsuz bir baba olduğumu söylemiştin. Ama bugün sen de sorumsuz bir anne olduğunu kanıtladın. O gün sen haklıydın, bugün ben haklıyım. Ben sadece çocuklarımı ilgimden mahrum ettim ama sen onların hayatlarıyla oynadın. Şu masum çocuğa bak. Fil. Bu halde bile senin adını sayıklıyor. Ama sen onun yanında olmak yerine kız kardeşinin peşinde koşuyordun. Vrendra, evet onu arıyordum ama Priyu'nun başına bir şey kız geldi. Kız kardeşinin başına ne geldi ki? Manas'ı bu halde bırakmak zorunda kaldın. Söyle bana. Abim Priyu'nun karakterini iyi biliyor. Karakterini, niyetini ve yaptıklarını çok iyi biliyor. Bir kaşık suda fırtına çıkarmak ve yalan söylediğini kanıtlamak benim için çok uzun sürmez. Onca insanın arasında Priyu'nun başına gelenleri nasıl anlatabilirim? Priyu zaten şu anda şokta. Ve eğer bu olayın herkesin önünde ortaya çıktığını öğrenirse, o zaman kendine kötü bir şey yapabilir. Söylemeyecek misin? Ne oldu? Kardeşim... Şey ne? Söyle. Kız kardeşine ne oldu? O da Manas gibi hastanelik mi oldu? Söyle, o da Manas gibi hayatı için mücadele mi ediyor? Gel bak. Şu masum çocuğa bak. Bilinci kapalıyken bile senin adını sayıklıyor. Hala senin adını söylüyor. Neden biliyor musun? Çünkü onu severek güvenini kazandın. Ve her sorunda onun yanında olacağına söz verdin. Dahası... Aynı zamanda annesi Sakshi'nin yerini aldın. Ama sana en çok ihtiyacı olduğunda onun yanında değildin. Onu terk ettin ve kız kardeşinin yanına gittin. Bunu neden yaptın ha? Çocuklarımın güvenini neden kırdın? Neden hepimizi seviyormuş gibi davrandın? Çocuklarımı seviyormuş gibi yaptın? Söyle neden yaptın? Beni de kandırdın çünkü sandım ki... Hangi koşullarda evlendiğimiz önemli değil. Çocukların bir anne bulmuştu. Ama gerçek şu ki çocukların bir anne bulmadılar. Bir üvey anne buldular. Hayır. Ve bir üvey anne onlara hiçbir zaman anneleri gibi davranamaz. Tıpkı bugün senin yaptığın gibi. Kız kardeşinin yanında oldun ama benim Manas'ımın yanında olmadın. Kız kardeşini düşündün ama benim Manas'ımı bir kere bile düşünmedin. Vrendra, hayır, öyle bir şey yok. Lütfen, lütfen beni bir kere olsun dinle, lütfen. Bugüne kadar üzerime attığın bütün suçlamalara katlandım. Ama lütfen Manas'ı bir kere görmeme izin ver. Ben bütün sorularına cevap vereceğim, artık lütfen. Artık cevaplarını duymak istemiyorum. Telefonda duyacağım cevabı duydum. Çocuklarımın daha fazla kandırılmasına izin vermeyeceğim. Sahte gözyaşlarını, sevgini ve merhametini kendine sakla. Beni anladın mı? Lütfen beni bir kez olsun dinle Vrendra. Vrendra, lütfen. Sana lütfen. Hayır dedim. Vrendra, lütfen. Manas'ı bir kere görmeme izin ver. Hayır dediysem lütfen. Hayırdır. Şimdi beni hastanede sesimi yükseltmeye mecbur bırakma ve hemen git buradan. Hayır Vrendra, ben çocukları gerçekten çok seviyorum. Onları o kadar çok seviyorum ki onlar için canımı bile verebilirim. Onları canımı verecek kadar çok seviyorum. Ben Priyu'yla birlikteydim çünkü Manas gibi hayatı için mücadele etmese de Priyu'nun da başına çok kötü ve korkunç bir şey geldi. Öyle mi? Söyle, kız kardeşinin başına ne geldi ha? Hemen şimdi söyle. Bunu herkesin... Bunu herkesin önünde söylemem mümkün değil. Lütfen gidelim ve bu konuyu aramızda konuşalım. Sana her şeyi anlatacağım. Eğer bunu buradaki herkesin önünde söylersem büyük olay çıkabilir. Lütfen Vrendra. O zaman başka bir yere gidelim. Bana orada anlatırsın. Söyle,
Kız kardeşinin başına ne geldi de sana göre benim Manas'ımın hayatı onun yanında önemsiz kaldı? Söyle. Söyle. Sana hemen söyle dedim. Pardon efendim. Birkaç önemli belgeyi imzalamanız gerek. O yüzden hemen resepsiyona gelmeniz gerekiyor. Bekle burada. Hemen geleceğim. Bayan Porvi. Evet. Bu size geldi. Biri resepsiyona bıraktı. Ama benim için mi? Kim göndermiş olabilir ki? Belgeleri imzalar mısınız? Teşekkür ederim. Hadi söyle. Manas'ımı bu halde bırakıp kız kardeşinin yanına neden gittin? Hemen söyle, fazla zamanım yok. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. Söyleyecek misin, gideyim mi? Ben bunu sana şimdi söyleyemem. Brandra, buna mecburum. Gerçekten çok çaresiz bir durumdayım. Lütfen Priyon'un yanına gitmeme izin ver, lütfen. Lütfen kardeşimin yanına gideyim, lütfen. Git. Git aptal kız, git. Ben iyice sinirlenmeye başlamadan önce kız kardeşine git. Bir de sen bana gaddar diyordun, öyle değil mi? Asıl gaddar olan sensin, asıl bencil olan sensin. Kendi kanın, kız kardeşin daha önemli. Benim çocuklarım, benim Manas'ım önemli değil. Sana bakınca midem bulanıyor. Çocuklarım için, senin gibi bir insanı seçtiğim için kendimden utanıyorum. Şimdi çekil gözümün önünden. Ve bir daha sakın çocuklarımın yanına yaklaşayım deme. Yoksa seni mahvederim. Git şimdi. Doktor. Manas'ın birinci yerine geldi. Tehlikeyi atlattı. Onu yarın eve götürebilirsiniz. Manas, oğlum, eve geldiğinde sana babaannen çok güzel yemekler yapacak. Babam bir sürü çikolata getirecek. Tamam mı? Baba, benim film nerede? Tavşan, fil beni neden görmeye gelmedi ha? Fili artık unut oğlum. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa bana söyle. Sana ne istersen getir. Ben filmin gelmesini istiyorum. Fil gelmeyecek. Ama aslan burada. Acımasız aslan. Ve aslan ormanın kralıdır. Her şeyi yapabilir. Dur, buraya bak. Evet, böyle. Söyle bakalım gergedan. Ne yemek istersin ha? Priyo, ben varım. Yavaş. Al su iç.
Şimdi iyi misin? Pire'yi buradan hemen gitmemiz gerek. Beni nereye götüreceksin? Bütün sorularına cevap vereceğim kardeşim. Ama önce buradan gitmemiz gerek. Artık burada kalamayız Pire. Ama en azından nereye gideceğimizi söyle. Pire, lütfen hemen kalk. Ben de seninle geliyorum. Bana güveniyorsun değil mi? Hadi çabuk ol. Hadi gidiyoruz. Hadi yavaş. Dikkatli ol. Aman dikkat et, dikkat et. Anne, dayı. Hadi siz eve gidin. Manas artık iyileşti. Biraz Jui ile oynasın, ondan sonra Jui'yi de eve göndereceğim. Tamam mı? Oğlum, gece yanında kim kalacak? Yanında ben kalacağım dayı. Zaten sabaha taburcu olacak, eve birlikte geliriz. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen bizi ara, biz geliriz oğlum. Tamam anne. Güle güle babaanne. Yarın seni eve bekliyoruz. Ha? Baban bekliyor, Jui bekliyor, tamam mı? Kendine dikkat et. Kimse beni görmeden bir şekilde Manas'ın odasına girmeliyim. Beni kimse görmemeli. Yoksa buraya yapmaya geldiğim şeyi yapamam. Affedersin. Telefonu düşürdünüz. Ne tuhaf bir kız. Beni kurtardın. Eğer dayım beni fark etseydi her şey mahvolurdu. Neyse ki telefonu gördü, beni değil. Düşünmeden üvey annelik yapmakla suçladım Brandra. Halbuki ben Manas ve Jui'yi kendi canımdan bile daha çok seviyorum. Tıpkı kız kardeşim Piriyu ve kardeşim Gudu'yu sevdiğim gibi. Fil! Burada kimse yok. Fili nerede gördün sen? Fil kapının önünde duruyordu. Kapının önünde mi? Sırf sen rahat edesin diye acımasız aslan gidecek ve fil orada mı diye bakacak, tamam mı? Affedersiniz. Gece vardiyasında görevli değilim. Yoğun bakımdaki çocuğun babası siz misiniz? Evet. Resepsiyona birkaç tane ilaç bıraktım da acaba gidip alabilir misiniz? Tamam. Hadi dön bakalım. İğneni yapmam gerekiyor. Gergedan kardeş, merak etme. Filin yaptığı yine hiç acımayacak.
çok özledim ben. Özür dilerim Gergedan. Acımasız aslan. Buraya gelip seni görmeme izin vermedi bir türlü. Ama aslan artık iyi biri oldu. Sen yokken benimle acımasız aslan ilgilendi Fil. Ben yokken seninle aslan ilgilendiği için çok sevindim. Ama şimdi benim yaptığım plana uymak zorundasınız. Plan? Evet, plan. Bu plana göre kimse Fil, Tavşan ve Gergedan'ın arkadaşlığını bozamayacak. Tamam mı? Şimdi dinleyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.